Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde çiçek dürbünü yapacağız. Bu deneyle birlikte ışığın yansımasını gözlemleyeceğiz. Hemen malzemelerimize geçelim. Öncelikle bir kartpostala ihtiyacımız var. Sonra kartpostal büyüklüğünde saydam bir naylona ihtiyacımız var. Bu naylonu kağıtlara konulmak için olandan kesebilirsiniz, alabilirsiniz. Sonra gene aynı boyutlarda alüminyum folyoya ihtiyacımız var. Bir de Aydinger kağıdına ihtiyacımız var ama evinizde yoksa çok normal. Onun yerine yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Gene aynı boyutlarda. Bir yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Bir kağıt. 3 tane de keçeli kaleme ihtiyacımız var. Fosforlu olursa çok daha güzel olur. Hadi başlayalım. Öncelikle kartpostalımızı alıyoruz ve ikiye katlıyoruz. Sonra tekrar ikiye katlıyoruz. Sonra açıyoruz. Bu şekilde oluyor. Bunu şöyle bir düzeltme yapıyoruz. Bunu bir kenarını öbür tarafına çeviriyoruz. Ve böyle bir şeklimiz oluyor. Şimdi kartpostalımızı biraz düzleştirebiliriz. Çünkü üstüne alüminyum parçasını yapıştıracağız. Alüminyumun bu tarafını değil, gördüğünüz üzere daha şimdiden anlaşılıyor. Bu tarafını yapıştırıyoruz. Alüminyumumuzu yapıştırdıktan sonra bu şekli alacak. Şimdi ise naylonumuzu yapıştırıyoruz. Naylonumuzu da yapıştırdık. Şimdi ise bu kartpostalı birer dürbün haline getireceğiz. Tabii yapıştırdıktan biraz sonra beklemeniz lazım. Şöyle bir üçgen prizma haline getiriyoruz. Aynı bu şekilde olacak. Ve bunu yapıştırıyoruz. Dürbünümüzü yapıştırdıktan sonra onu bir kenara bırakıyoruz. Ha, bu arada kenarda naylon veya alüminyum varsa onları kesebilirsiniz makasla. Hiç sıkıntı değil. Sonra dürbünümüzü bir kenara bırakıyoruz. Ve şimdi kağıt ve üç kalemimizi alıyoruz. Kağıda istediğiniz gibi şekiller çizebilirsiniz. Ama renkli olması lazım. Hatta fosforlu kalem kullanırsanız çok daha güzel görünür. Şimdi onu çizelim. Resmimizi aldık. Bir ışık kaynağı bulduk. Ve dürbünümüzü de aldık. Işık kaynağının önüne resmimizi tutuyoruz. Sonra dürbünümüzle bakıyoruz. Bu kağıdı böyle oynattığımızda gördüğünüz üzere ışıklar yansıyor. Ve bir ayna etkisi yaratarak içinde rengarenk ışıkların hareket ettiğini görüyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bu ışık kağıttan geçerek içindeki alüminyum ve naylona çarpıyor ve üç kenarda birbirine baktığı için bir ayna görevi görüyor. Bu şekilde kağıdı hareket ettirdiğimizde aynı bir oyun gibi resimlerin ve renklerin hareket ettiğini görüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonrakine görüşmek üzere.